Merhaba arkadaşlar. Bu videoda X58 chipset bu anakarta yeni versiyon BIOS nasıl atılır bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu anakartın eski BIOS'u 1 MB boyutunda, yeni sürüm beta BIOS'ları 2 MB boyutunda. Burada gördüğünüz 2 adet BIOS çipi bulunmakta. Bu BIOS çiplerinin boyutları da 2 MB, ancak anakartın resmi sitesinde ve fabrikasyon çıkış 1 MB'lık BIOS bulunmakta. Bunu aşmak bayağı bir zor. Çünkü 1 MB'lık BIOS'u olan bir anakarta 2 katı 2 MB'lık BIOS yüklemek zor bir durumdur. Çünkü kabul etmeyecektir. Bunu önce bir deneyelim. Nasıl yükleniyor? Tek tek anlatmaya çalışayım size. Açtım. Anakartı start vereceğim. Verdim. Flash bellek de takılı burada. Onu da göstereyim. İçinde BIOS yüklü. Yani 2 MB'lık BIOS'u yüklü içinde. Şimdi açılır açılmaz End tuşu var burada klavyede. Açıldı. End tuşuna basıyorum. BIOS update'e gidiyorum. Şimdi BIOS update diyorum. HDD'nin içine giriyorum. Bizim resmi sitesinden indirmiş olduğumuz beta BIOS 2 MB. Şu yukarıda gördükleriniz şu 1 MB. Bunu EEPROM'dan çektiğim. Yine bu QFlash üzerinden. Ama orijinal BIOS'u 2 MB. Bunu yüklemeye çalışalım. Bakın bize ne cevap verecek. Enter'lıyorum. Ne dedi? Dosya boyutu sorunlu demek istedi. Yani megabayt olarak 2 MB olduğu için, haliyle mevcut BIOS'ta 1 MB olduğu için kabul etmiyor. Bu şekilde olmuyor. Bir de bir şeyden bahsedeyim. Bu BIOS çiplerinin modeli arkadaşlar. Zaten burada da 1 MB yazıyor gördüğünüz gibi. Aslında çipler, ben kontrol ettim, 2 MB'lık çipler. Ama 1 MB olarak algılıyor. Bunu da görün istedim. Şimdi buradan çıkalım. Ben bu flash belleğin içine komut dosyası hazırladım. Bu 2 MB'lık BIOS dosyasını zorlayarak yüklemek için hazır her şey. Demin göstermiş olduğum BIOS dosyasını zorla yükleme yapacağız arkadaşlar. Deneyelim. Şimdi kendisi otomatik yükleme yapacak bu flash bellekten. Şimdi otomatik yükleme yapacak bakalım zorla. Evet arkadaşlar, şu anda zorla otomatik yükleme yapıyor. Evet. Yükleme tamamlandı. 2048 kilobayt diyor zaten. Normalinde 1024 kilobayttı. Bu BIOS çiplerimiz. 2048 kilobayt, yani 2 megabaytlık BIOS'u yükledi. Şimdi reset attıralım anakarta. Bakalım açılacak mı? Reset attırdım. İnşallah açılacak. Evet, açıldı arkadaşlar. Şimdi yine QFlash'a gidiyorum. Bakın az önce 1 MB yazıyordu. Şimdi 2 MB oldu. Gördüğünüz gibi. Anakartımızın modeli Gigabyte'ın X58 USB 3 modeli bu. Bu anakarta BIOS yüklemede çok sorun yaşayan olmuş. Baktım daha önceden de olmuş bunlar. Eski BIOS dosyasından 2 MB'lık BIOS dosyasına geçiş yaptık bu anakartta. Bunu tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise görmüş olduğunuz NVMe SSD M.2 adaptörüne takılı katı hal sürücüsünü bu anakarta tanıtacağız. Anakartımız X58 chipsetti. Haliyle resmi BIOS'unda bu sürücü tanımlı değil. Yani tanımaz. Gördüğünüz gibi PCI Express çarpı 16 slotuna taktım. Bu anakartta 3 tane PCI Express çarpı 16 slotu bulunmakta. Zannedersem 2 tanesi çarpı 8, birisi çarpı 16, birisi çarpı 8, birisi çarpı 4. Yanılmıyorsam öyle olması lazım. Ben en alttaki slota taktım. Haliyle bu şekilde görmüyor. Görüyor, sadece depolama sürücüsü olarak görebiliyorsunuz. Bootable, yani ön yüklenebilir işletim sistemi yüklü sürücü olarak bu anakartta gösteremezsiniz bunu. Ben bunu başarmaya çalışacağım. Haliyle flash belleğime, yani kart reader'ıma
NVMe SSD modlu BIOS'umu attım. Tabii bu dosyayı hazırlamak da ayrı bir meziyet, ayrı bir çaba gerektiriyor. Eğer anakart çalışırsa bu dosyayı paylaşacağım. Elinde böyle anakart olan varsa kullanabilmesi için. Hemen geçelim. Yapacağımız iş NVMe SSD modlu BIOS yüklemek. İşletim sistemi yüklü bu sürücüyü bu anakarta tanıtabilmek. Yapacağımız şey bu. Açtım güç kaynağını. Start verip hemen Q-Flash'e geçeceğim. Verdim. Açıldı anakart. Tabii N tuşuna basıyorum buradan. BIOS menüsü, BIOS Update menüsü geldi. Enter'lıyorum. Benim dosyam bu arkadaşlar. Yükleyeceğim modlu BIOS dosyası bu. Enter'lıyorum. Önce dosya kontrolü yapacak. Kabul etti. Enter'ladığım anda yüklemeye başlayacak. Bitti arkadaşlar. Kapatıyorum bilgisayarı. Kapandı. Şimdi modlu BIOS dosyamızı yükledik. Bakalım anakartımız bu NVMe SSD'yi tanıyacak mı? Start veriyorum. Verdim. BIOS okuma yapıyor. Güzel. Açtı. Bakalım bizim NVMe SSD'miz görünüyor mu? Evet arkadaşlar. Şunu ilk sıraya alayım. Gördüğünüz gibi NVMe SSD'mizin markası görünüyor burada. İlk sıraya aldım. Bizim SSD'miz de takılı. Haliyle flash belleği de görüyor. Şu anda sorun yok. Bu şekilde bunu kaydedeyim. Kaydettim, kapattı. Ben yeniden açılmasına izin vermeyeceğim. Kapattım. Üzerindeki tüm sürücüleri çıkartıyorum. SATA'yı. Flash belleği de çıkartıyorum. Cartridge'ı çıkarttım. Herhangi bir şey takıl değil. Sadece bizim katı hal sürücümüz NVMe SSD. M.2 SSD takılı. Bu şekilde start veriyorum. Açıldı. İlk defa takıldığı için haliyle tanımlama yapıyor. İlk defa gördü bu anakart. NVMe SSD'yi. Açıldı anakartımız. Masaüstümüz geldi. Evet arkadaşlar. Modlu BIOS dosyamız başarı ile yüklendi ve sonuç aldık. Burada NVMe SSD'mizin kimlik bilgileri bulunmakta. Gördüğünüz gibi sadece bizim NVMe SSD'miz gözükmekte. Disk sürücülerinde. Bunu test edelim. Okuma ve yazma hızlarına bakalım. Bakalım bize ne sonuç verecek. Evet arkadaşlar, test işlemini tamamladık, bitirdik. İyi bir değer aldık. Şu dönemde 1669 okuma hızı, 1021 yazma hızı iyi bir değer sayılır. Şimdi bu haliyle bir de oyun testi yapalım. Değiştirelim komple sistemi. Yine SSD'miz dursun üzerinde. Bu şekilde oyun testine geçelim. Ekran kartımızı ve işlemci soğutucumuzu taktık. Anakartımızın üzerinde Xeon X5670 işlemci bulunmakta. Sanal 12 çekirdek. Toplam 6 adet 8 GB DDR3 RAM bulunmakta. 48 GB toplam RAM kapasitesi anakartımızın. Anakartımız X58 chipset. X58 USB 3 modeli bu arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istedim. Ekran kartımız Sapphire RX 580.
Ben son kez bir test daha yaptım. Okuma ve yazma hızı değerlerini aldım. Masa üstündeki bilgilerimiz bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz NVMe SSD'miz tek sürücü olarak takılı. Ufak bir test daha yapalım. Çözünürlüğümüzü yükselttim. Oyun testine, benchmark testine geçiyorum. Evet arkadaşlar. Oyun testimizi, benchmark testimizi ve diğer testlerin tümünü tamamladık, bitirdik. NVMe SSD'den iyi bir performans aldık diye düşünüyorum. Oyun açılışı bayağı hızlıydı. Normal SSD ya da hard diske göre. Ben öyle gördüm. Elinde bu marka anakartı olanlar bu rehber niteliğindeki videodan faydalanabilirler. Bu anakarta ait hazırlamış olduğum NVMe SSD modlu BIOS dosyasını paylaşacağım. Umarım fayda sağlamışımdır. Bu anakart için ilk defa hazırlanmış olan NVMe SSD modlu BIOS'udur bu. Elime böyle anakartlar geçtikçe testler yapmaya devam edeceğim. Bu ve buna benzer enteresan içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma destek vermeye devam ediniz. Abone olmadıysanız sizlerden ricam abone olmayı unutmayınız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.